Tekrarlayan gebelik kayıpları nedir? Normalde 3 veya daha fazla ardışık düşükle sonuçlanan gebelik ancak 20 haftanın altında veya 500 gramın altında olması gerekiyor. Bu durumda tekrarlayan gebelik kaybı tanımına uyuyor. Bu tekrarlayan gebelik kayıpların sebepleri birçok farklı sebepten dolayı olabiliyor. Bazen tek sebep, bazen de multifaktöreler dediğimiz birkaç tane aynı anda sebep ortaya çıkabiliyor. En sık rastlanan sebeplerden biri genetik sebeplerdir. Tekrarlayan gebelik kayıplarında ilk trimesterde, ilk 3 ayda %50 düşükle sonuçlanan gebelik materyalinde kromozom anomalisi tespit ediliyor. İkinci trimester dediğimiz ikinci 3 ayda da %30 olarak kromozom anomalisi tespit ediliyor. Bu düşük materyalinde tespit edilen kromozom anomalilerin %90'ı da sayısal kromozom anomali olarak tespit ediliyor ve en sık rastlanan da trizomiler aralarında. Tüp bebek tedavilerin esnasında embriyolara yapılan genetik tanı ile sağlıklı kromozomal genetik yapısı sağlıklı olan embriyo seçip transfer ettiğimiz zaman bu gebelik kayıplarında da azalma tespit edilebiliyor. Yine sebeplerin büyük bir kısmı anatomiktir. Kadınların vücut yapılarında, rahminde ve yumurtalıklarında genetik olarak doğuştan bir takım değişiklikler olabiliyor. Bir takım şekilsel değişiklikler olabiliyor. Bunlar da gebelik kayıplarına sebep olabiliyor. Özellikle uterus septum dediğimiz rahim içerisinde oluşan perde dediğimiz septum uterus, unicornuat uterus veya bicornuat uterus, çift uterus, çift rahim dediğimiz bunlar da düşüklere sebep olabiliyor. Bunun yanında rahim içerisinde oluşan bir takım miyomlar, polipler veya herhangi bir müdahale ve enfeksiyondan sonra oluşan yapışıklıklar da düşüklere sebep olabiliyor. Böyle bir durumda tedavi öncesinde histeroskopik yöntemlerle biz bu kusurları ortadan kaldırıp ondan sonraki süreçte normal gebeliği taşımasına yardımcı olabiliyoruz. Tüm düşüklerin %20'si immünolojik sebeplerden olduğu düşünülüyor. Özellikle embriyo dokusu ve plasental dokulara karşı vücudun maternal bir aşırı bir yanıt oluşuyor ve vücut bunları kabul etmiyor. Bunun yanında endokrinolojik sebepler de çok önemli. Hastanın tedavi olmadığı otoimmün hastalıklar, bunun yanında tiroid, tiroidit, hipotiroidi, hipertiroidi, onun yanında diyabet, tedavi olmayan şeker hastalığı ve prolaktinle ilgili bir takım sorunlar, bunlar da düşüğe sebep olabiliyor. Ancak tedavi amaçlı ilk başta sebebe yönelik çalışma yapılması gerekiyor ve sebep ortaya çıktıktan sonra ona göre tedavi planı düzenlenmesi gerekiyor.